Kale kaç değil? Şu an Kotor'dayız. Buraya çıkmamız yaklaşık 45 dakikamızı aldı. Yolculuğumuz sırasında epey bir engellerle karşılaştık. Korcan Bey de bizimleydi. Korcan Bey burası hakkında epey bir bilgili. Evet Korcan Bey, bize burası hakkında ne verebilirsiniz acaba tarih olarak? Burası Kotor. 1257 yılında bu kaleyle yapımı başladı. Kale içinde görüyorsunuz halk gerçek hayatını natural olarak yaşıyor. Şu binaları görebilirsiniz. Bunlar 1500 yılında yapımı başladı. Şu binada galiba konsolosluk binası olsa gerek. Görüyorsunuz. Evet. Şurada işte kruz gemisi turistleri indirip çıkarıyor. Turistleri görüyorsunuz. Turistleri şey. Evet hala yürüyorlar. Şu dağlarla çevrili olan bir şehir Kotor. Çok natürel. Benim hoşuma gitti. Sevdim. Sevdim, gayet sevdim. Evet, şu an gezimizin son bölümündeyiz. Korcan Bey'e dönüyoruz. Ne düşünüyorsunuz Korcan Bey? Evet, burası aslında biraz da duygusal bir yer. Kotor'un son kralı, burada halkına ölümünün yaklaştığını hissettiğinde halkım, ben gideceğim, benden sonraki olan tahta gelecek olan oğlum burayı yöneteceğini söylemektedir. Ama oğlu ne yazık ki kanserdir ve oğlu da geçemeyeceğinden Kotor Krallığı böyle de hükmünü yitirmektedir. Kral buradan halkına seslenmektedir. Biraz uzak tabii ama sesini duyurabilir miyim? Nasıl olsa kral. Nasıl olsa kral diyoruz. Ve sözümüzü bitiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.